Geldik 19. soruya. 17 yaşında erkek hasta solukluk nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden hastanın sabah uyandığında kendini çok iyi hissettiği ancak ilerleyen saatlerde göz kapaklarına ve bacaklarına güçsüzlük gelişti ve günlük aktivitelerini ciddi anlamda kısıtladığı öğreniliyor. Fizik muayenesinde pitozis izlenen hastanın çekilen BTC ise aşağıdaki gibi izleniyor. Laboratuvar incelemesinde hemoglobin 4.2, MCV 103 ne var? Makrositer bir anemi var. Retikulosit %0.6 bulunuyor. Yani retikulositopeni var. Devam. Kemik iliği incelemesinde ise sadece eritrosit öncüllerinin azaldığı, diğer serilerin normal olduğu ve şekildeki gibi dev proeritroblastlar görülüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada sadece eritrosit öncüllerinin azaldığı söylendiği için ve periferik yaymada dev proeritroblastlar görmek demek ne demektir? Saf eritroid aplazi demektir. Saf eritroid aplazi de sadece eritrositler seri etkilenmiştir. O yüzden lökosit, trombosit, nötrofil, lenfosit, monosit, bazofil diğer tüm kan elemanlarının sayısı ve fonksiyonu normaldir. Sadece eritrositler seri etkilenmiştir ve eritrositler seri de proeritroblasttan sonra hiçbir eritrosit öncülü görülmez. Buna saf eritroid aplazisi diyoruz. Bak, sorunun başına geri dönelim. Burada hastanın sabah uyandığında kendini çok iyi hissettiğini, ilerleyen saatlerde göz kapaklarına ve bacaklarında ise güçsüzlük gelişip günlük aktivitelerini yapamadığından ve pitozis geliştiğinden bahsetmiş. Bu bizim için ne demektir arkadaşlar? Miastenia graves demektir. İşte bak, bu vakada miastenia graves var. Artı BT'de ise şuradaki kitle timusa ait bir kitledir ve timomanın olduğunu söyleyebiliriz. İşte timoma saf eritroid aplazi gelişmesi için risk faktörüdür. 5 yıldız, 5 yıldız. Bu vakada da timoma zemininde saf eritroid aplazisi gelişmiştir. Devam edelim. Eğer bir soruda sadece eritrosit öncüllerinin azaldığından bahsediliyorsa bunun olası sebebi az önce çözdük, saf eritroid aplazidir. Sadece eritrositler serinin etkilendiği bir diğer hastalıkta Diamond Black Fan anemisidir. 5 yıldız. Yani 2 tane hastalıkta sadece eritrositler seri etkilenir. Onlar saf eritroid aplazi ve Diamond Black Fan anemisidir. Diamond Black Fan anemisinde de sadece eritrositler seri etkilenmiştir. Ek olarak trifalangiyal baş parmak vardır. Baş parmakta 3 tane falanks görürüz. O yüzden sadece eritrositler seri etkilenmiş ve trifalangiyal baş parmaktan bahsediliyorsa doğru cevap Diamond Black Fan anemisidir. Bu da daha önce pediatriden soruldu. Bunun dışında saf eritroid aplazinin en sık hematolojik sebebi KLL'dir. Bunu sakın unutmayalım. En sık romatolojik sebebi sistemik lupus eritematozustur. Viral sebeplerden ise saf eritroid aplaziye yol açan parvovirüstür. 5 yıldız. Eğer parvovirüse bağlı saf eritroid aplazi geliştiyse, parvovirüs zemininde saf eritroid aplazi geliştiyse tedavide intravenöz immünoglobulin verilirken, eğer KLL veya sistemik lupus eritematozusa bağlı gelişen bir saf eritroid aplazi varsa bu durumda da verilmesi gereken kortikosteroiddir. 5 yıldız. Ama saf eritroid aplazinin en etkin tedavisi sorulursa en etkin tedavisi de allojenik kemik iliği naklidir. 5 yıldız. Evet, bu soruda doğru cevabımız C seçeneğidir. Detaylı bir şekilde saf eritroid aplazisini de konuşmuş olduk ve ayrıca tanısını yaptık. Evet, bak, aşağıdaki hastalıkların hangisinde sadece eritrositler seride yapım yetersizliği vardır? Cevap Diamond Black Fan anemisi. Sadece eritrositler serinin etkilendiği 2 tane hastalık vardır. Saf eritroid aplazisi ve Diamond Black Fan anemisi. Bu ikisini sakın unutmayalım.